Biz şimdi bugün 21 Aralık, en uzun gecede, daha başlamadık geceye ama en uzun gecenin gününde Maçka bir, değil mi, Galeri artist. galeri artist, Dalhan'ın galerisi, oradayız ve ben nasıl giriş yapmak istiyorum? Şöyle yapmak istiyorum, seni takip edebildiğimi düşünürken şimdi öyle düşünüyorum. Çünkü gerçekten senin sanatına meraklıyım ve takip ettiğimi zannediyordum. Fakat sen acaba şimdi mi öyle, bilemiyorum, bir fırtına gibi. Ne zaman arkamızı dönsek sen bir şey, hemen böyle bir sergilerin oluyor, karma sergiler oluyor. Yani bir olaylı bir şey yaptık biz seninle. Yani bir denizde heykel koyduk. Huzursuz Poseidon, söyleyelim ki o da bilinsin. Huzursuz Poseidon. Yani huzurları kaçırdım. Ben huzurlar kaçtım o. O çok okumaları açık tabii ki. Çok haklısın. Fakat ondan sonra sen böyle birden bir Çin'den davetiye mi aldın? Çin'e zaten gideceğim belliydi. Belliydi. Ama işte o Çin'e gidiş süreci yani o kadar pürüzsüz çözemedik. Ama Evet. sayenizde yine Çok canım kız, ne bir takım yaptın? pürüzlerin üstünden açtık. Ve Çin'e vardın. Bari Uzak Doğu'ya, gerçi Uzak Doğu'nun Ya böyle büyük bir etkinlik mi vardı bana orada? ilgisi arttı. Temmuz'da da Kore'ye gitmiştim çünkü. Bu Ekim'de de Taohua'dan da bir sanatçı misafirlik programına davetliydim. Güzel. Uluslararası bir resim çalıştayı. Kaç kişi davetliydi? Yaklaşık 70 sanatçı vardı. Bayağı büyük bir sayı. Dünyanın her yerinden sanatçı. Yani normalde 2-3 yabancı sanatçıyla insanlar uluslararası Bir proje iş yaptığını zannediyorlar. yapıyorlar. Burada 70 ülke Önemli. ve bütün kıtalardan, yani Afrika, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Avustralya, Japonya, Birleşmiş Milletler gibi. tabii ki Çin, ama aynı zamanda Türkiye, işte Almanya, ondan sonra Arap'ı vardı, aynı zamanda Musevi'si vardı. Mesela Arap ve Musevi yan yana gayet beraber iş üretiyorlardı. Şey, Tabii. Orta Doğu'da savaş varken bunlar Tabii. gayet barışçı. Tabii. Herkes Normal. işinde gücünde. Müthiş, çok güzel bir, çok sesli ortam vardı. O yüzden zaten bu yazı resimlerden bir tanesinin ismi çeşitlilik. Çeşitlilik. Çeşitlilik, diversity, arka odada benim için çok kilit bir Peki kelime. bu yazılara nasıl girdin? Bu alfabeye, bu yazılara. Herkesin Yani proje derler. evet. Genelde postmodern bir sanat insanında üretim var, yaratım yok, üretim var, bilmem nasıl üretiyorsun. İşte bunları, bu projen nasıl, hani öyle Şimdi bu konuşuyorlar. çalışan bana Evet. çok iyi geldi çünkü Evet. her sanatçının ayrı bir üretim şekli var. Var, doğru. Kimisi stüdyoya kapanıyordu, orada çalışıyordu. Kime stüdyonun dışına çıkıyordu, Dışında. ağaçlara bakıyordu. Kimi de tepelerde dolup tepelerin üstüne çıkıp dolaşıyordu. Ölü kelebek Yani gibi. peyzajı olan bir yer mi? Müthiş bir peyzaj vardı. Anladım. Cennet gibi bir yer. Taohuatan Çin'in en turistik yerlerinden biri. Evet. Çünkü Sarı Evet. Dağların hemen altında bütün o Evet. vadiler sular akıyor. Zaten kayısı çiçeği gölü anlamına geliyor. Çok Dolayısıyla şiirsel. çok şiirsel, müthiş pastoral bir yer. Harika bir yer. Yemekler müthiş. Neyse. Birincisi şunu öğrendim. Her sanatçının ayrı bir üretim şekli var. İkincisi, bize bir takım üstad ve ilgili bize bir takım demolar verdi. Üstad kime deniyor? Bir Çinli Geleneksel milli geleneksel ressam diye bir titirleri mi? var. Ve o bize gelip yine geleneksel kağıt üzerine mürekkeple geleneksel peyzajlarını ve kaligrafilerini bize gösteren bir iki demo yaptılar. Kağıt fabrikasını görmeye gittik ondan sonra. Fakat bu demolarda en ilginci bizim kaligrafi dediğimiz şeye, yani Türkçe kaligrafi dediğimiz ve yazı dediğimiz şeylere onlar literary painting diyorlar. Yani edebi resim diyorlar. Yani kağıt üstünde boyayı biz
Türkiye'de Türkçe olarak işte şey olarak baksak da işte kaligrafi olarak baksak da onlar painting, resim olarak bakıyorlar. Çok esin değil. Mesela bizde hattat denir, onlar da aslında ressam. Evet, evet. Deniyor, ressam evet. Diyorlar. Ressam diyorlar, doğru. Dolayısıyla ben de bu şeyleri izledim. Üstadı izledim. Ve ondan sonra üstad bir gece bize demonstrasyon yaptı. Ve bu arada bizim söylediğimiz bir takım kelimeleri yazdı. Mesela benim söylediğim imge kelimesini resmetti. Tabi resim yazıya çevirdi. Fakat mesela kendisine televizyon yazmasını istedi. Onu yazmadı. Mesela televizyon onun şeyine girmek. Dolayısıyla ben de dedim ki kendi kendime bir Çinli bir ressamın yazmayacağı kelimeler nelerdi diye düşünerek serbest bir düşünce akışı yaptım ve bir dizi kelime buldum. Ve de o kelimeleri yazmayı denemeye başladım. Bunu yazarken hem Google Translate kullandım, yani cebimizdeki basit bir uygulama, herkesin telefonunda var. Hem de tabii ki oradaki Çinli arkadaşlarıma da bu kelimeleri danıştım. İşte nelerdi bu kelimeler? Şimdi ben neden sağımızda bilgisayarı görüyorsunuz, bilgisayar kelimesi. Computer. Computer, çüzdeki elektrik anlamına geliyor. Şu bir kelime, altta bir kelime daha, iki kelime, computer yazıyor. Bu geleneksel Türkçe ve mürekkeple yazıldı. Nasıl bir mürekkep kullanılıyor? Bizim Çin'i mürekkebi dediğimiz bir mürekkep. Ama hattatlar bunu yaparken suya da batırıyorlar fırçayı. Mesela böyle bir teknik bizde yok. Evet. Bunu oradan gördüm. Tabii bu miktarları ayarlamak büyük hassasiyet. Herhalde. Dolayısıyla burada gördüğünüz resim kadar bunun firesi de var. Yani bir sürü yapamadığım resimler de var. Bunlar şey. Çok doğal değil mi ilk defa böyle bir şey? Evet, ilk defa yapıyorum. Üniversitede de Japonca eğitimi aldım. Bir sömestr Japonca okudum ama Çince de ilk defa. Fakat ben şeye meraklıyım. Antik dillere ve de şeye meraklıyım. Piktogram merak, yani resim yazı beni çok ilgilendiriyor. Evet, bunların arasında bir tane resim var. O da yine Çinli bir klasik. Onların köpekleri var. Köpek, granite yontulmuş köpek heykelleri var. Mesela o da bir Çinli ressamın yapmayacağı bir resim. Çünkü aslında bu kayıt benim bu ressam aslında manzara ağırlıklı olarak manzara resimleri ve kaligrafiler yapıyorlar. Dolayısıyla yani bu da yine benim bir yorumum. Neyse, kelimeleri tekrar devam ediyorum. Mesela sağımda bir devrim yazıyor. Devrim benim için önemli bir kelime. Devam ediyorum. Burada Şangay'da yaptığım tek resim bu. Yani çoğu hepsini neredeyse tamamen tahta yaptım. Şangay'da bir bunu yapabildim. Çünkü bir de Şangay'da başka bir fotoğraf serisi yapıp bitirdim. Ama bu sergiye girmedi. Yani Çin'de ben hem bu misafirlik programında resimler yaptım ve orada sergilendi. Orada şeyde sergilendi. Anhui eyaletinin başkentinde sergilendi bir sergide. Orada yağlı boyalarım sergilendi. Orada da 20 metrelik yağlı boyalar yaptım kocaman. Fakat mesela küratörümüz Cihan bunları gördü, güzel olmuş dedi ama bunları sergiye koyamayız dedi. Çünkü bunlar yine painting kalitesi olarak da bir Çinli ressamın yapmayacağı kalite, tırnak içinde kaliteli resimler. Çünkü mesela burada şeyler var, boyalar taşmış, damlalar var, şeyler var. Yani bunlar hem içerik olarak hem boyama stili olarak gayri nizami. Peki bu tutuculuk acaba biliyorsun Mao'nun kültür devrimiyle beraber geçmişe dair her şey yakıldı, yıkıldı veya yok edilmeye çalışıldı. Buna bir tepki mi acaba bu tradisyona, böylesine
bir sarılma, sen yani tutuculuk olarak görmüyorum da buna ekol diye bakabilirsiniz. Yani bizim ama onların hepsini kaldırmış. İşte bütün aileyi beyim, yeni seramik ocaklarını yeniden çalışıyoruz. Yani bizim de akademimize baktığımızda bizim de akademinin belli kuralları var. Yani her akademinin, her okulun kuralları var. Ama okulsuzların da yapacağı şey var. Yani okulluların, her okulunun belli kural seti var. Ama sonuçta o sizin karşınıza çıkarttıkları insan tradisyonu temsil eden. Ama o okullu. Yani onların geleneksel resim okulları var ve onların da belli şeyleri var. Dolayısıyla şuna bakın, sen ne kadar buna gidiyorsun, ne kadar girmiyorsun. Bu tabii ki girmiyor. Yani ben de baktığımda şu benim ustamın resminden farklı bir boyama, aynı zamanda imzam da farklı. Latince imza attım hepsine ve de mühür yerine parmak bastım. Akrilikle parmak basarak hepsini imzaladım. Şu şey, bu iş beni derdini güzel anlatıyor, bu kompozisyon. Çünkü bu sergide bir benim resim yazılarım var, edebi resimlerim var. Bunlar da yine antik Çin porselen ve mobilyalarıyla sergileniyor. Şimdi bunların söylemleri mükemmellik. Evet. Halbuki Genco'nun söylemi yani hata da benim için kutsal. Yani onların tırnak içinde mükemmellik. Çağdaş bir kavram. Onların mükemmellik dedikleri şey her neyse onlar için kutsal. Biz çağdaş sanatta mükemmelliği sıkıç buluyoruz mesela. Yani hatalı işi daha çok severiz. Yani mesela. Özellikle ben benim için hata çok değerli. Tabii. Ben de bu şeyi burada gösteriyorum ben. Açık açık diyorum ki hata benim için şeyleriyle, çelişikleriyle. Çelişikleriyle. Hatta benim zaten boyamalara baktığımızda benim boyamalarım da tutarsız. Evet. Normalde ben üniversite yolcu olsam, öğrencim çok sulu, aslında. Ben de ona diyeceğim ki bak işte bu böyle olmuş, şu böyle olmuş, şurada git biraz daha çalış. Çalışken. Ama bunu sergilemenin ayrı bir söylemi var. Bunlarda tutarlılık yapıp gelmenin ayrı bir söyleyişi var. Mükemmelliğinden kaçış var. Bu serginin söylemi çeşitlilik. Yani diversity, baş başa çeşitlilik. Arkadaki renk de Çin'de kraliyet porselenlerinde kullanılan sarı renk. Sarı renk. Mükemmel sarı renk. Çeşitlilik çok değerli. Ben de Tavhan'da onu gördüm. Çünkü hem müziğin kualitede sanatçı vardı. Yani Alman Müzesi'nde sergisi olan adam vardı. Bir de bir hafta önce resim yapmaya başlayan kız da vardı. Orada gördüm ki bu çeşitlilik değerli bir şey. Dolayısıyla ben de bu sergiyi yapma cesaretini buradan elde ettim. Yoksa ben de derdim ki genç oğlu biraz daha çalış, üslup geliştir. Ama ben ortaya Çinli hattat olarak çıkmıyorum ki. Bir kavram da. Ben arkadaşımız genç oğluyla Çin'de bunları yaptım diye geliyorum. Yani bu işte ustalaştı. Demiyorum çünkü onlar ustalaştım diyerek. Tabii tabii. Ustalık önemli. Ustalık gösterisi ama değil. Değil tabii. Tam tersi. Onlar için öyle, bizim için değil tabii. Doğru. Aslında ustalık bizim kültürümüzde de değerli. Yani Doğu kültüründeyiz biz. Ustalık bizim kültürümüzde de ama genelde zaten ismi onun nedir? Hat değil. Hüsnü hat diye. Yani vurgulayarak söylerler. Güzel yazı. Güzel yazın. Yani ben ustalık bizim kültürde de çok değerli. O yüzden ben bizim kültüre de ters düşüyorum zaten. Evet. Ve de ters düşmeye de çalışmaya da devam etmek de istiyorum. Evet. Yani bu. Tabii. Çünkü bu şey yapıyor. İnsana şey tutuyor. Evet. Tabii. Derdi başka. Aşk yazıyor. Yazıyor mesela sağdaki şeyde. Mesela bu aşk formuna ulaşmak için defalarca yazmam gerekti. Hatta kız arkadaşım bana kızdı, dedi ki bunu sırf benim için yazmadın dedi. Ben dedim
Evet, ama bunu yazmak için defalarca yazman gerekiyor. Yani bir kere yazmak için bile olmuyor. Aslında bir kere yazarak forma erişemiyorsun. Hatta onun elinde bir Tibet bayrağı var. Orada da aşk yazıyor. Mesela ikisini yan yana koyun, ikisi birbirine ilk bakışta benzemiyor. Yani genç olup hattı farklı. Çünkü bu Çin kaligrafisinde fırçaya uyguladığınız basınç da çok önemli. Yani nerede bastırıyorsun, nerede fırçayı çekiyorsun. Yani bizim yazı gibi kalemle yazdığım bitti değil yani. Şeye uyguladı, üç boyutlu yazdığım bir yazı çok enteresan. Ondan sonra kağıt deyince şimdi kağıt. Normalde yazmayacağım incelikte. Bunlar nerede kullanılıyor bunu? Bu kağıda pirinç kağıdı deniyor. Ama bunlar bambu kağıt, el yapımı kağıt. Bu işte kullanılıyor. Abi yani, yazmak için. Evet, özel bir kağıtları var. Pirinç kağıdı olan pirinç. Bunların fabrikasında yapılışını da seyrettik. Ve bu kağıtlara alta emici bir yüzey koyarak bunları yazıyorsun. Yani bizim yazma ve resmetme geleneğimizi hem benziyor hem benzemiyor. Ondan sonra mesela bunu atladık. Burada bu parçaya off the record geri döneceğiz. Şu parçada mesela ne yazıyor tahmin yürek mesela. Bir tahmin söyle. Bu mu? Evet, bir tahmin. İki kelimeden bu oluşuyor. Evet. Biri üstteki kelime, bir de alttaki kelime. Evet. Neyse, yürütemedim tahmin. Neymiş? Cep telefonu. Aaa, inanmıyorum. Gerçekten mi? Cep telefonu. Böyle, cep telefonu bu muymuş? Buymuş. Ama eskiden cep telefonu olmadığına göre bu harfler de yoktu belki. Yeni mi icat ediyor? Kelimeleri birleştirelim. Tabii ki yeni kelimeler icat ediyorlar yani hepsi. Yazının harfler eski ama kelimelerin hepsi eski değil. Eski kelime aşk gibi daha tek kelime ise hakikaten eski olduğunu anlıyorsun. Ben de özellikle tek kelime değil iki kelimelikleri seçtim. Diversity hariç çoğu iki kelime. Diversity'de üç kelime var. Diversity iyice yeni. Son bununla bitireceğim. Gerisini off the record anlatacağım. Okay, tamam. Bitirdiğim kelimenin ismi Review. Tercüme ediyor. Aslında sansür. Sansür. Ama sansür kelimesinin tam karşılığı bile yok. Çünkü sansürlenmiş. Düşün, kelimenin kendisi de yok. Review deniyor ama sansür. Diyelim burada kamerayı kapatalım.